Şimdi bu emeklinin maaşı %30 zamla beraber 3900 TL'ye yükseldi ve 5500 TL'ye tamamlanacak. Dul ve yetim aylığı alanlar da ek ödeme alacak. Yine örneğin 4250 TL ile %75 oranında dul aylığı alan bir vatandaş %4 ek ödeme alacak ve maaşına 170 TL eklenecek. Emeklilere verilen ek ödeme her Ocak Temmuz zam döneminde yeniden belirleniyor. Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağkur emeklisinin ek ödemeleri yeniden artacak. Meclis'te emekli ve memur zammı görüşmesinde gerginlik işçi arkada işveren önde oturuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur ve emekli maaşlarına %30 zam yapılmasını öngören kanun teklifi görüşülürken HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan işverenlerin ön sıralarda işçi, emekli ve memur temsilcilerinin arka sıralarda oturtulmasına itiraz etti. AKP Uşak milletvekili İsmail Güneş Garo Paylan'a "Fabrikanda çalışan işçileri kendi makamında oturtuyor musun?" diye sordu. AKP Trabzon Milletvekili Salih Korada Paylan'a sen terbiyesizsin, şerefsizsin dedi.